DMZ modu için Call of Duty resmi açıklama yaptı. Ashika Island yeni faction görevleri ve Almazra haritasında yeni bir tane kimliği belirsiz uçak kaza yapacak ve bu enkazda farklı çatışmalar dönecek ve daha fazla bilgi için kanalımızı takipte kalmayı unutmayın. Warzone'dan gelecek olan yeni Ashika Island DMZ için yepyeni bir bölge olacak. Oyuncular iç bölgelere gitmeden önce adanın kıyılarına sızacaklar. Sızma hem operatörler hem de işgalci güç olan Shadow Company için koruma sağlayacak. Oyunun hikayesinde de ne gibi etkisi olacak onu da bilmiyorum. Bence yeni sezonda DMZ modunu ve Modern Warfare hikayesiyle birleştirirlerse, yani Makarov, Khalid el-Assad veya Zekaev gibi kötü karakterleri mi getirecekler? Gerçekten kendi şahsi düşüncem bu gibi karakterleri getirirse DMZ modunun daha çok oynanışlığı artar diye düşünüyorum. Tabii ki de 15 Ocak'ta hep birlikte yeni sezonda sizlere yeni içeriği detaylıca sunacağım. Bildiğiniz üzere yeni sezonda daha fazla faction görevleri olacak. Bu faction görevlerinden birisi sadece Modern Warfare 2'yi satın alanlar oynayabilecek. Yeni harita Ashika Island için bir sürü içerikler var. Bu içeriklerden birisi yeni silah kasaları, The Bombmaker adında yeni bir boss geliyor. Kilitli, tehlikeli alanlar için yeni keşfetme alanları ve daha fazla içerikler. Ayrıca bazı faction görevlerinde Almazra, Building 21 ve Ashika Island'da geçen görevler olacak. Building 21 bayağı da tuttu. Birinci sezon Reloaded kısmında oyunculara tanıtılmıştı ve oyuncular tam olarak fazla kolay erişim sağlayamıyordu ve bunun için de Almazra, Ashika Island'da Building 21 için erişim kartları daha kolay sahip olacaksınız. Bu erişim kartlarını Sam Site kasalarında bulabilirsiniz. Chopper Boss kasalarında da bulabilirsiniz. Ayrıca da satın alma istasyonları ve efsanevi turuncu kasalarda Building 21 için erişim kartına sahip olabilirsiniz. Ayrıca size şahsi önerim, oyuncular Bina 21'e ağır dirilişe hazırlıklı olmalıdır. Bu konuda da gitmeden önce hazırlanmanızı öneriyorum. Çünkü Building 21 daha da zorlu olacak. Almazra haritasında Satikev kompleksinde bilinmeyen bir uçağın düşmesi de dahil olmak üzere güncellenmiş istihbaratla Almazra'da keşfedilecek gelişmeler olacak. Fazla risk, loot yerleri ve görev yerleri olacak. Bu demek oluyor ki haritanın bazı bölgeleri değişecek. Ve ayrıca de Twitter'da şöyle bir sızıntı vardı bu Almazra haritasında. Uçak kazasına benzen bir harita vardı eskiden Modern Warfare 2. Satikev Kompleks adında da böyle bir geçiyordu. Acaba bu tarz bir map mi getirecekler diye düşünüyorum. Düşüncenizi yorumlara yazabilirsiniz. Birinci sezonda DMZ'deki yapay zeka zorlayıcı artışıyla birlikte genellikle bazı oyuncuların zorlanmasına sebep oldu. İkinci sezonla birlikte AI spam yerleri, NPC'nin mezindeki düşmanlara ayarlar gelecek. Ayrıca oyuncuların spam noktasındaki değişiklikler de olacak. Lootlara daha yakın olacaksınız ve oyuncular tarafından spam kill yemeyeceksiniz. Ayrıca developerlar DMZ modu için şöyle bir söyleyişi var. Sizi temin edebiliriz ki DMZ'deki NPC'leri hala hafife alınmamalıdır. Yani bu ne demek oluyor? DMZ modu hakikaten oyuncular için bayağı zorlayıcı bir alana dönüşecek ve bunu da aynı Escape from Tarkov veya farklı survival oyunlarına çekebilirsiniz, çünkü orada da hakikaten NPC'ler bayağı zor. Bilgimize geçelim. Bildiğiniz üzere faction görevleri yeni sezonda silinecek, yerine yeni faction görevleri gelecek. Bu ne demek oluyor? Sizin daha önce yapmış olduğunuz faction görevleri tamamen bütün progresini kaybedeceksiniz. Ayrıca da kontraband silahlarını da kaybedeceksiniz. Yani yerden bulduğunuz, tutladığınız insanların silahlarını da kaybedeceksiniz. Sadece ve sadece insurance slotları açtığınız bölümler kalacak. Eğer ki insurance slot 2'yi açtıysanız o sekme tamamen 2. sezonda sizde olacak. Yani kapanmayacak. Yeni sezonda bütün faction görevleri silinecek. Yani kasıyorsanız şu an yeni başladıysanız yapmanıza gerek yok. İleriki günlerde Warzone ve DMZ hakkında kanalımda sizlere daha fazla bilgi paylaşacağım. O yüzden kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca da Discord grubumuzda komünitemize katılarak DMZ ve Warzone'daki hakkında daha fazla detaylar, yeni haberler, silah önerileri ve bizlerle Call of Duty oynayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.